Birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Beğen butonuna basarak hızlıca toparlanmamıza yardımcı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, beğen butonuna basarak hızlıca toparlanmamıza yardımcı olabilirsiniz. Evet, yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce canlı yayını beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Canlı yayın boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir beğen butonuna basarsak arkadaşlar hızlıca toparlanmamıza yardım edebilirsiniz. Biraz önce yayın koptu, kusura bakmayın. Neden kapandığını, neden koptuğunu bilmiyorum. Ama yayın koptu, kapandı. Ben de sadece altcoin'ler için tekrardan bir yayın açmak istedim. Dediğim gibi, söz verdiğim gibi bir saat kadar da altcoin'lere bakacağım arkadaşlar. Beğenirsek tekrardan hızlıca toparlanmış oluruz. Etkileşim arttığı için. Hatta biz şöyle yavaştan başlayalım. Çünkü Neo ile başlamıştık. Neo ile de başlayalım. Ondan sonra arkadaşlar sırasıyla istediğiniz altcoin'lere bakarız. Şöyle Neo diyelim. Evet, Neo'nun grafiğine baktığımız zaman bir destek direnç lokasyonda olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Özellikle arkadaşlar Neo için şu bant aralığı ciddi anlamda kıymetli bir destek direnç lokasyonuydu. Hatta bunu geçmişten net bir şekilde çizelim isterseniz. Geçmişte tabloda nasıl bir durumdaymış bu aralık. Şöyle bir baktığımızda direnç hattı olarak şurayı belirtebilir. Destek de aynen. Şimdi buradan itibaren şurası görünüyor. Burada bir tık daha genişletmek mi lazım? Şuradan almak daha makul. Şöyle bir gelelim. Aynen şu anki tablo mantıklı duruyor aslında. Baktığımız zaman bir destek direnç lokasyonda bulunduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu bandın üzerinde bir kapanış görürsek dediğim gibi tekrardan Neo'da yükseliş hareketinin başladığının göstergesidir. Özellikle baktığımız zaman burada bir dip oluşturuyoruz Neo'da tekrardan. Çünkü en son dibi burada 33 bandında yapmıştık. Burada tekrardan dip ve bu bandın kırılımıyla birlikte hatta şurayı da görebilirsin. Mesela 46-60 üzerinde bir 4 saatlik kapanış geldi. Ha, bundan sonraki hedef lokasyon Neo'nun kaç olacak? 51 bandı. Hatta böyle 63 bandına doğru bir yolculuk başlayabilir Neo tarafında. Şu anki tabloda çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Ortalama desteklerimiz biraz geride. 41 dolarda hatta 41.500 41.500 bandında arkadaşlar. EMA 21'imiz vardı. Şöyle saatlik tabloya baktığımızda ise yine destek lokasyonundan döndüğümüzü görmekteyiz. Burada 43 bandında. Yukarıda da tekrardan direnç hattındayız. Şu an bir düşen trendimiz varmış. Özellikle şöyle takip edebileceğimiz. Baktığımız zaman bu düşen trendinde kırıldığını söylemek mümkün şu anda aslında. Bu düşen trendinde, saatlikteki düşen trendinde kırılmasıyla birlikte tekrardan özellikle yükselen tepe yapmış mıyız? Evet, burada saatlikte tekrardan bir yükselen tepe yapmışız. Buradan tekrardan yükseliş hareketinin devam etme potansiyeli olduğunu gösteriyor açıkçası. Alabilir miyim? Dediğim gibi kırılımları görürsem özellikle Bitcoin tarafında tekrardan toparlanma almayı düşüneceğim coinler arasında şu anda Neo'da. Şöyle bir günlük bazda bakalım. Günlük bazda baktığımızda bir düzeltme hareketi olarak kalacağını söylemek mümkün bu düşüş hareketinin. Haftalık bazda baktığımızda da haftalıkta da Neo'da tekrardan olumluya dönmüş müyüz? Yani burada tekrardan pozitif bir kapanış yapmışız. Cende ciddi bir pozitif kapanış olmuş. Sağlam bir yükseliş hareketi gelmiş ve bundan kaynaklı olarak tekrardan haftalık bazda özellikle EMA 50'nin üzerine attığımızı
ve MA21'e kadar da bir yükseliş hareketinin geldiğini söylememiz mümkün arkadaşlar. Şu anki tabloda bir sıkıntı var mı? Açıkçası söylemek gerekirse tablosu gayet olumlu duruyor NEO tarafının. Yani burada Bitcoin tarafında eğer herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda NEO tarafında burada hareketliliğin devam etmesini beklemek mantıklı. Bitcoin tarafı da işte dediğim gibi ya burada ikili dip yaptı ya da alçalan dip yaptı. Yani alçalan dip yaptıysa benim dediğim gibi devam etmesi makul. İkili dip yaptıysa da yukarı yönlü özellikle tekrardan 44 bandına doğru bir hareketlilik bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. 1-2 günlük zaman diliminde. Evet, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hangi coin'e bakacağız? Dur bakalım ilk gelen arkadaş ne demişti? TRX. Bir de şurayı kısıtlayayım arkadaşlar. Olabildiğince herkesin istediğine bakmak istiyorum. Arkadaşlar herkesin isteğine bakmak için burayı yüksek tutacağım dediğim gibi. Olabildiğince az mesaj atın şu saat itibariyle. Hani çünkü hani isteğinizi yazın. O isteği görmüş olayım. 300'de bilerek tutuyorum. Bilginiz olsun. Şimdi buradan itibaren ilk geleni alayım. Hatta ilk mesajı alayım dedim önce. Ondan sonra buradan bakarız. TRX arkadaşlar. TRX bakacağız. NEO. TRX. Şunları büyük yazayım diye hiç uğraşmayayım. Şuraya da yazalım. 0730 TRX. Şöyle bir Tron grafiğine bakalım. Uzun zamandır da Tron incelemiyorduk. Şöyle Tron grafiğine baktığımızda ise arkadaşlar güzel bir yükselen trend aslında. Burada Tron tarafında da söylemek mümkün. Özellikle baktığımız zaman 0.66 bandında direnç dediğini söylememiz mümkün. Burada ciddi anlamda çok güzel çalışmış bir hattımız var. Şurada da bir Golden Cross oluşumuz var. Açıkçası Tron değerlendirmek için çok mantıklı bir alanda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu an %30'luk bir hareket gelmiş. Burada Tron almamak için benim için hiçbir sebep görünmedi açıkçası şu anda. Yani şu an tekrardan Bitcoin'de tekrar bir yükseliş hareketi beklenmemle birlikte Tron tarafı değerlendirilebilir alan arasında duruyor benim için. Çok mantıklı bir yükseliş trendi var burada. Özellikle baktığımız zaman bu trendin aşağı bantlı olarak 62 bandının altına, hatta şöyle bir şurayı da alalım. 615 diyelim biz buraya. 615 bandının altına bir kapanış gelmediği sürece şu anda Tron tarafında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Özellikle alım için nereyi beklerdim ben? Yani bundan sonra bu kadar durduktan sonra 66 bandından almayı tercih ederdim arkadaşlar. Bu bandın üzerine atmayı beklerdim. En azından bu bandın üzerindeki kapanışlar bizim için değerli hareketin başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum ben Tron tarafında. Burada da bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi bir dead golden cross'umuz var. Bu golden cross da burada önemli bir görevde bulunabilir arkadaşlar şu yükseliş hareketinde. Şöyle bir günlük tabloda bayağı bir pozitif atmış yine. Hiç kırmızı da atmamış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yani tarihi boyunca bu kadar yeşil mum attı mı arka arkaya acaba diye merak etmedim değil açıkçası. Atmış olabileceğini de düşünmüyorum bu kadar arka arkaya. Çünkü zaten Bitcoin tarafında da tarihi bir rekor kırıyoruz arkadaşlar. Günlük bazda baktığımızda direnç dediğimiz lokasyonda burada 685 bandı olduğunu söylememiz gerekiyor. Buradaki bu hareketlilik ciddi anlamda arkadaşlar bu direnç hattı ciddi anlamda çok 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 önemli. Bu direnç hattını aşmamızla birlikte önümüzde aslında herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Demek bu tarafta değerlendirilebilir bir alanda olduğunu söyleyebiliriz şu an için. Saatlik tabloda baktığımızda nasıl bir sıkıntı var? Saatlik tabloda da şöyle bir baktığımda ekstra bir sıkıntı görüyor muyum? Bakamadım. Yani saatlik tabloda şöyle ekstra bir sıkıntı yok açıkçası arkadaşlar bu bantta. Mantıklı duruyor tablosu şu anda. Değerlendirilebilir net. Bitcoin grafiğini iyi takip etmeniz lazım. Stop olacağınız lokasyonları iyi takip etmeniz lazım. Bitcoin'de de tekrardan bir toparlanma hareketi görüyoruz bu tarafta. Eğer Bitcoin burada toparlanır devam ederse tekrardan masaya girmeyi düşünebilirim arkadaşlar. Ha, dediğim gibi birazcık şey toparlaması lazım, böyle hacimli toparlaması lazım. Önce öyle masaya girerim tekrardan. Şu an için dışarıdan seyredeceğim. Belki dediğim gibi Ava'yı tekrar alırım. Burada Tezos Up'ı tekrar alırım.
O şekilde devam ederim. Yani %5 %5 bir alım yapsam %10'luk bir meblağla devam etme potansiyelim var. Evet, iyi yayınlar kral. Teşekkürler arkadaşlar. Hatırlatma, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Evet, şöyle bir bakalım. Aynen. Hangilerine bakalım? A ve Up'tan başlayalım. A ve Up benden dolayı. Hadi kendimden dolayı bakayım. İki isteğine bakmış olalım. A ve Up. Şimdi A ve Up'a baktığımızda aslında güzel bir trendinde bunun A ve Up'ın olduğunu söylemek mümkün. Saatlik bazda güzel duruyor tablosu. Özellikle şöyle bir baktığımızda üst bandımız neresi burada? 2.42 bandı. Burayı aşmamızla birlikte tekrardan yükseliş hareketinin devam etmesini bekleriz ki daha öncesinde de burası bir direnç hattı oluşmuş. Şu anki tabloda bir şey olur mu? Lokasyonda çok inmiş ya aşağı. Neyse, yani şu anki tabloya baktığımızda burada bir çanak formasyonu varmış. Yani fincan kulp formasyonu olur mu? Olabilir, dediğim gibi hani birazcık fazla kaçmış aşağı ama herhangi bir sakıncası yok gibi şu anda. Hani en azından %50'lik bir meblağ aşağıda duruyor şu anda hala. Özellikle burada 2.41-2.42 bandının üzerinde bir kapanış görmemizle birlikte A ve Up'ta çok güzel hareketler görme potansiyelimiz var. Ama bundan kaynaklı şöyle bir AV'yi de incelemek istiyorum ben. AV'nin yapacağı hareketler çok da önemli. AV'de daha net duruyor bu aslında fincan kulp formasyonu. Dediğim gibi AV'de buradaki şu kulbu tamamlayıp özellikle burada 335, hatta şu bandın üzerine atalım daha net olsun, 340 bandının üzerinde bir kapanış görürsek bir patlama görebiliriz arkadaşlar. Bu tarafta da değerlendirmeyi düşünüyorum ben tekrardan, dediğim gibi. Abi yap, bir de ne demiştik? Tezos bakalım. Ha, Sushi bakalım, Tezos mu? Tezos zaten benim için olumluydu. Ha, bak şeye de yazmadık buraya. Değil. Kaçta başlamışızdır buna? 11 10.30 diyelim. Abi. Sushi. Sushi'ye bakacaktık değil mi? Şimdi burada aslında mantıklı olan bu şey coinlerde, up coinlerde şey tablosunu takip etmek daha mantıklı geliyor bana. Şimdi up'ına bakalım, ondan sonra tekrardan şeye bakarız. Burada baktığımız zaman bir W görebiliriz arkadaşlar özellikle. Şu W ile birlikte yolumuza devam etme potansiyelimiz var gibi duruyor. Tabloda özellikle bizim burada aşmamız gereken seviye 89-90, hatta 90 bandı diyelim biz direkt buraya. Bu 90 bandını, 9 cent bandını aşarsak şu up tarafında bir hareketlenme beklemek daha mantıklı. Şu anda da baktığımız zaman aslında çok da yukarı yönlü bir hareketlilik gelmemiş gibi duruyor bu bantta. En alt seviyeden de hemen hemen bir iki katlık hareket gelmiştir diye düşünüyorum. Bakalım bir. Aynen, hemen hemen iki katlık bir hareket gelmiş şu anki bulunduğumuz konum itibariyle. Şu an A ve Up'ta da özellikle, pardon, Sushi Up'ta da bir yükseliş hareketi olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Özellikle tekrardan burada 78 bandının üzerine atarsak yukarı yönlü devam etme potansiyelimiz masada gibi duruyor. Şöyle bir up değil, normal coin tarafına bakalım. Coin tarafı aslında bizim için daha değerli. Çünkü zaten buna, buraya bakarak hareket ediyor o tarafta. Bundan kaynaklı olarak buradan değerlendirmek çok daha makul. Baktığımız zaman burada çok net bir fincan kulp tamamlıyoruz. Yani burada sushi tarafında arkadaşlar, dediğim gibi 9.40 bandının üzerinde bir kapanış gelirse sushi tarafında, up tarafı da aynı şekilde etkilenecektir bundan. Tekrardan böyle ciddi bir yükseliş hareketi başlayabilir. Özellikle şuradan bir dip lokasyon olarak kontrol ettiğimde ne kadarlık bir yukarıdayız? Daha %50'lik bir yukarıya çıkmışız. Burada hala bir potansiyel olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar.
Burada kırılımla birlikte daha güzel bir fiyatlanma görebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu tarafta özellikle bütün ortalamaların üzerinde olmamız da ayrı bir güzellik. Şu anda destek noktalarına baktığımızda 8.60 bandında bir desteğimiz var. 8.35 bandında bir başka desteğimiz. En son desteğimiz de burada 8.08 bandında bulunuyor arkadaşlar. Günlük tabloya geçtiğimizde ise günlük tabloda olumlu bir tablo var mı? Şöyle bir baktığımızda en son bir alçalan dip yap, pardon yükselen tepe yapmışız açıkçası burada. Tekrardan bir yükselen dip de gelmiş. Özellikle 50 günlük ortalama çıkmış. Yukarıda karşımızda bir 9.30 bandında bulunan MA200 var. Bu hatta aşmamızla birlikte evet ciddi bir fiyatlanma yaşarız. Burada da çok temiz bir double atmış olacağız açıkçası. Yani hem günlük bazda hem 4 saatlik bazda şöyle bir kırılım, yani şu hattın kırılımı bizim için çok önemli. Bu hattı kırmamızla birlikte sushi tarafı ciddi anlamda değerlendirilebilir bir konuma geçmiş oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de bir sıkıntı çıkmadığı sürece burada sushi hat tarafında özellikle şurada çok ciddi bir potansiyel olduğunu söylememiz mümkün. Değerlendirilebilir sushi yap şu an. Hatta ben de değerlendirsem mi diye düşündüm açıkçası. Beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir coin alalım şimdi. Yenler Litecoin haftada bu haftada 1400 TL'ye çıkar mı sizce? Litecoin. Kuzu kuzu sen nerelerdesin ya? Bayağıdır görünmüyorsun sen de ortalıkta. LTCUSD. T'sini de koy hadi. Evet, Litecoin tarafında dediğim gibi ağır hareket etmeyi seven coinlerden bir tanesi. Bir dakika. Neyse, dolar bazında bakıyorum ben, sen TL'ye çevir. Şu an Litecoin tarafına baktığımızda aslında burada bir ikili dip koyduğunu söylememiz mümkün. Özellikle şuradaki hareket bizim için önemli diye düşünüyorum. Şöyle bir başlatalım. Yani şu hareket aslında bizim için çok önemli olacak. İlk kırılımı da verdik gibi duruyor. Şu bandın üzerine atarsak özellikle burada tekrardan güzel bir hareketlenme görme potansiyelimiz var. Burada ilk aşmamız gereken seviye 165 bandı, hemen üstünde de 180 bandı. Bu bandın üzerindeki kapanışlarla birlikte ciddi anlamda güzel fiyatlanabilir. Açıkçası şu an söylediğimiz tabloya baktığımızda günlük MA50'nin üzerinde bir kapanış gelmiş. Oradan da destek alıp tutunmuşuz ve tekrardan yukarı yönlü bir hareketlik mümkün. Yükseliş hareketi şu an için masada gibi duruyor. Şöyle bir 4 saatlik tablosunda da net bir yükselen trendimiz var. Çok da güzel bir trend açıkçası. Hani böyle emin adımlarla ilerliyor. Zaten ne demiştim daha öncesinde de arkadaşlar bu coin için. Ciddi anlamda arkadaşlar şeyi çok seviyor. Ağır hareket etmeyi seviyor. Emin adımlarla ağır hareket etmeyi seven coinlerden bir tanesi. Bundan kaynaklı olarak dediğim gibi böyle ani pumplanma hareketlerini sevmeyen insanlar için aslında birebir coinlerden bir tanesi. Burada şu ana kadar %40 yükselmiş ama bu bant üzerinde devam etmesini beklerim ben LTC tarafında Bitcoin'de sıkıntı olmadığı sürece. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi güzel karlar bırakır mı? Güzel karlar bırakır. Pump hareketleri görmezsin, çok yüksek karlar getirmez ama daha net hareket ettiğini söylemek mümkün. LTC tarafında bir sıkıntı görünmüyor. Özellikle burada 137 bandını kırmadığımız sürece. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk lokasyonum burada 143 bandını kırmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Geçtik LTC'yi de. Neye geldik? Tron'a baktık. Şöyle hızlı Ethereum abi Ethereum dur. Ethereum bakalım bir ondan sonra. 20.00 ETH. Evet, Ethereum tarafına geldiğimizde ise nasıl bir durum var? Arkadaşlar 1600 bandında üzerine atmışız. Bundan sonra 3000 bandı yolculuğu başlar diye düşünüyorum. Buranın üzerinde bir kapanışla birlikte. Burada çok önemli bir lokasyondayız. Çok net söylüyorum.
Buradayken dediğim gibi özellikle ben olsam satmazdım dedim. Buradan artık bir yükselen trenddeyiz. Özellikle ilk hedef lokasyonu 2660 bandı olduğunu söylemiştik. Long'da olan bir arkadaşımız sormuştu herhalde bu bantta. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi 1400 bandı tekrardan bir destek lokasyonu olsa artık bu bantlara kadar beklemeye de gerek yok açıkçası. Düşüş hareketlerinde burada eğer buranın üzerinde bir kapanış görürsek, tutunduğunda görürsek bu bandı takip etmemiz gerekecek. Bundan sonraki ilk lokasyon arkadaşlar burada 2925-3000 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Şurada da şöyle bir kutumuz vardı en son. Ne oldu bilmiyorum. Şöyle 3000 bandı bizim için aslında şu band ciddi anlamda önemliydi. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Daha öncesinde bu hedefi vermiştik aslında ama gerçekleşmemişti. Tekrardan aşağı yönlü Bitcoin'de geri çekilme gelmişti ama şu an bu hedeflerin de üzerine hareket ettiğini söylememiz mümkün. Yukarı yönlü hareketliliğinin devam etmesini bekliyorum. 3000 dolar bandına doğru devam etmesini devam eder. Hatta belki bu bantların da kırılıp 4000 dolar yolculuğuna geçme potansiyeli var Ethereum tarafının arkadaşlar. Çünkü özellikle rally'nin son aşamasında burada size yapmış olduğu sert hareketlerden kaynaklı olarak ciddi anlamda dikkat çekmişti. Dikkatlerini üzerine toplamıştı. Bu sebepten Ethereum tarafında erken bir hareketlilikten söz etmek mümkün. Burada baktığımız zaman küçük bir golden cross'umuz var. Önemli mi? Bence önemli arkadaşlar. Ortalama desteklerimiz biraz geride olsa da şöyle özellikle çift üstel hareketli ortalamaya baktığımızda burada DEMA 200 desteğimizin 2600 bandında olduğunu söylemek mümkün. Hemen arka altına baktığımızda burada DEMA 100'de de bulunan 2540 bandı var arkadaşlar. DEMA 100 ve DEMA 200'ün altına kapanış gelmediği sürece de günlükte herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Özellikle burada DEMA 200'ü takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabloda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şöyle bir saatlikte bakalım üzerinde kapanış gelmiş mi? İlk gidişimizde red yemişiz. Üzerinde kapanış gelirse 4 saatlikte takip etmek daha mantıklı işlem yaparken. Ama saatlikte de şu an üzerinde kapanış görürsek bir tık daha gönlümüz rahat olacaktır. Bundan sonraki lokasyon hedefi bence 3000 dolarlar olacak arkadaşlar Ethereum tarafının. Ki kapanış gelirse buranın üzerinde belki long denerim arkadaşlar bilginiz olsun yani mantıklı geliyor. Altında kapanış görmemle birlikte de stop olurum. Evet, Ethereum tarafı da böyle. Evet, beğen butonuna basarak kanala yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Tatildeydim 20 gün, moralim bozulmasın diye hiç bakmadım. LTC almışım, ortalama 1400 civarı gelsin. Satıp başka coin almak istiyorum. Ne alabilirim? Hocam siz neden bu kadar keyifsizsiniz? Ya keyifsiz değilim. Demin yayın çöktü aslında. Bayağı güzel, heyecanlı gidiyorduk. Yayın çöktü. Öyle bir modum düştü benim de. Bir de şey var böyle şu an saça bir şeyler falan sürüyorum. Böyle kokusu çok kötü. Saç dökülüyor arkadaşlar. Yaşlandım. Bundan kaynaklı olarak da kokusu rahatsız ediyor. Ondan kaynaklı olabilir. Yoruldum bir de. Sabah erken kalktım. 7'den beri ayaktayım. Ontoloji bakalım. O ne olur hocam? %15 bir alım yaptım ontoloji. Ya tek coin'e bu kadar alım yapmasanız çok daha tatlı olur. Beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Arkadaşlar yayına yeni girenler için tekrardan bir hatırlatma yapayım. Hatta dur linki koymayı unutmuşum. Şu an Ascoin'in airdrop'u var. Hiç yani alım falan da yapmadıysanız en azından burayı değerlendirebilirsiniz. Linkini buraya koyayım. Alım yapmayan arkadaşlar değerlendirsin. Şöyle bırakayım. Mesajı sabitlediğim. Bak gittin abi sayfaya. Linke tıkladın. Kayıt ol dedin. Kaydın oldun girdin buraya. Şurada airdrop var abi. Airdrop'a giriyorsun. Telegram kanalına katılıyorsun. Ödül al diyorsun. 25 ASC ödülünü alıyorsun. Instagram sayfasını takip ediyorsun. Ödülünü al diyorsun. 25 ASC ödülünü alıyorsun. Yani bedavadan para. Reddetmeye gerek yok yani arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bununla alakalı zaten Ascoin'le alakalı ayrı bir video yapacağım. Çok soru geliyor. Detaylı bir video yaptığımda da kalan kafadaki soruları cevaplandıracağım söyledim. Ama şu an en azından bundan haberiniz olsun. Dediğim gibi bedava varken almak lazım diye düşünüyorum. Burada yarın hani ne olacağı belli olmaz. Belki de 2 dolar olur. 2 dolar olduğunu düşünsek 100 dolar bedavadan para. Yani kim kime veriyor bugün? Evet şu an için bir kıymeti olmasa da
Belki önümüzdeki süreçte burada aldığın şey 100 dolar olur. Olabilir mi? Olabilir. Belki de daha yukarılara gider. Borsanın nereye gideceğine bağlı olarak. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar tekrardan. Neye bakıyorduk? Ontoloji bakıyorduk. Hadi ontolojiye bakalım. Hatta şu süresini güncelleyelim isterseniz. 25 diyelim. Bu longu olan arkadaş ne yaptı acaba ya? Çok merak ettim bak. Yani adam 2400'de long kapatayım mı diye soruyordu. Yani buraya kadar inanılmaz bir kar almıştı zaten. Hani nerede açtığını hatırlayamadım ama yani sadece hani şuralardan bile açmış olsa %15 şu an %200'e yakın karı vardır diye düşünüyorum herhalde. 10x'ten fazla kaldıraç vurdur Ethereum'a. Neye bakıyorduk? Ontoloji. Evet, ontoloji tarafında da bütün ortalamaların üzerindeyiz 4 saatlikte. Bu güzel. Özellikle şöyle bir tablosuna baktığımız zaman ontoloji tarafının. Şunu bir alalım abi. Nasıl bir yükseliş hareketi gelmiş? %50, %60'lık bir yükseliş hareketi gelmiş. Bence daha yolumuzun olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Özellikle şöyle bir yükselen trendimiz varmış burada. Yükselen trendinde çok üzerine atmışız kendimizi. Bunu da söylemek mümkün. Şu an için bu tabloyu takip etmek mantıklı mı? Dediğim gibi bu ortalamaların çok üzerine bir hareketlilik gelmiş. Hızlı bir hareketlilik. Burada dediğim gibi değerlendirilebilir coinlerin arasındaydı benim de. Mantıklı güzel karlar bırakmış son safhada özellikle. Aşağı yönlü destek lokasyonumuz 75 cent olduğunu söyleyebiliriz. 75 centin altındaki kapanışlarda burada kritik olacaktır. Şöyle bir baktığımızda tabloyu bir de Golden Cross'umuz var burada. Bu Golden Cross'la birlikte böyle bir hareketlenme gelebilir mi? Gelme potansiyeli yok değil arkadaşlar. Masada var açıkçası. Şu anda da baktığımız zaman net bir yükselen trendteyiz. Bitcoin dediğim gibi tabloyu bozmadığı sürece burada ontoloji tarafında bir sonraki hedef lokasyon 1 dolarlar olacaktır diye düşünüyorum ben. Ontoloji çok seviyorum kendisini. Ciddi anlamda bir önceki boğada en çok parayı kazandığım coinlerden bir tanesiydi. Ontoloji benim için. Kesinlikle burada tekrardan bir boğaya girmemiz durumunda değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani çok rahatlıkla da 10 dolarlara yürümesini bekliyorum. Bir önceki boğada hedef lokasyonumda 10 dolar. Benim için arkadaşlar bu hedeflerini de burada devam ettirmesini düşünüyorum. Bekliyorum yani. Ontoloji tarafında bir sıkıntı görünmüyor. Şu an günlükte bir bakalım tabloya. Günlükte de önümüzde kritik seviyeler var. 1 dolar bandı bizim için kritik. Bu band gelmesiyle birlikte bir kar satışı, kar realizasyonuna gidilebilir arkadaşlar. Burada önemli direnç hattımız var çünkü. Bu hattın kırılmasıyla birlikte tekrardan riskler masaya yatırılabilir. Günlük bazda da çok temiz bir W burada da görüyoruz arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman o W'nun da kırılım seviyesinin 1 dolar olduğunu söylemek mümkün. Şu anki tabloda 1 dolar hedef gibi 1 dolarda bir kar satışı realizasyonu yapmak gerektiğini görüşündeyim. Devam ederse de dediğim gibi en azından elinde coin olacak. Onlardan kar alacaksın veya tekrardan o 1 doların üzerindeki 1.02'nin üzerindeki kapanışları görmenle birlikte günlük kapazda tekrardan risk alarak devam edebilirsin. Tabloda şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Özellikle burada 75 cent bandı kırılmadığı sürece hiçbir problem, sıkıntı yok. Stop seviyesi istersen mesela burada nerenin altı stop olur? 78 altında da stop olmak gerekebilir bu tablo üzerinde baktığımızda. Ontolojide de durumlar böyle. Alice, hadi Alice bakalım. Alice. Evet, Alice tarafında özellikle destek bandı olarak 12-30 bandından bir dönüş olduğunu görüyoruz. Yukarıda direnç hattı 13-50 bandı arkadaşlar. Burada ben hangi kırılım tehlikeli olur demiştim hatırlamıyorum ama muhtemelen ya 13 dolar demiştim şu bandın altını söylemiştim 13.40 demişimdir muhtemelen çünkü MA20 de var bu bantta 13.46 kapanışlarda stop olmak gerektiği görüşündeydim ben bu bandın kapanışıyla birlikte stop olmak gerekebilirdi şu anda bir destek konumundayız eğer ki tekrardan olur da burada üzerinde kapanış görürsek şu bandın neresi 13.50 13.70 bandı üzerinde bir kapanış tekrardan burada yola devam etmesini bekleyebiliriz. Şu anki 4 saatlikteki tablo çok olumlu değil açıkçası. Burada destek buldu. Şu hareketi de yapma potansiyeli var.
Şöyle bir hareketlilik de gelebilir. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Özellikle bizim görmemiz gereken hareket arkadaşlar, şöyle bir hareketlilik kırılımdan sonra şöyle bir tekrardan yükseliş hareketi görmek isteyeceğizdir. Günlük bazda baktığımızda ise günlük bazda aslında düzeltmelerini yaparak ilerlediği için Alice burada bir tık daha güven veriyor. Özellikle şöyle bir baktığımızda destek lokasyonu olarak çalışabilecek lokasyonlar neresi? Şu bandın aslında güzel bir destek lokasyonu olduğunu söylemek mümkün ki yine bu banda kadar bir iğne hareketi gelmiş. Buradan da iğnesinin desteğini alıp tekrardan yukarı yönlü hareketine başlayabilir mi? Başlayabilir arkadaşlar. Belki de Alice için burada 100 dolar yolculuğunun başlangıcını görüyor olabiliriz şu anda. Yani burada 12 dolardan başladık. Evet, gitmesi durumunda 100 dolarlara ciddi bir meblağ. Ama ben boğa sezonda arkadaşlar Alice'in 100 dolar hedeflerine doğru ilerlemesini beklediğim coinler arasında net olarak söyleyebilirim. Ama şu anda dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. 4 saatlik de tablo bozmuş durumda. Bundan kaynaklı bir tık daha kar realizasyonları yapmak burada makul görünüyor. Özellikle şu bandı iyi takip etmek lazım. 12.30 altındaki kapanışlar bizim için ciddi anlamda tehlikeli olabilir. Çünkü ondan sonra düşeceğimiz lokasyona baktığımızda 10 dolarlara kadar bir destek hattımız yok. Bundan kaynaklı burada 12.30 bandını iyi takip etmek gerekiyor. Alice'de de durumlar böyle. Evet, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Bakalım, bakmadığımız bir şeylere bakalım. Yok arkadaşlar, sarımsak değil, böyle farklı bir karışım. Eczaneden aldığım. Böyle iğneyle falan kuaförüm deldi abi, böyle iğneyle çat 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 kafamın dibini. O şeyi sürdük bakalım. Diyor ki bir haftada, pardon, bir hafta diyorum, bir ayda diyor şey olur. Hani bu elin değdiğinde o tekrardan kıllanmayı hissedersin diyor. Yani olursa dedim ben 5000 liradan satarım bunu. Haberin olsun. Yani güzel, bence mantıklı abi. Ya tutar da. İşe yararsa takipçilere bedava veriyorum. Geri kalanını abi 5000 liradan satacağım. Neye baktık? Neo'ya baktık arkadaşlar. Hadi Dent bakalım. Dent. Dent'te de güzel bir toparlanma gelirse var ya, çok güzel kar bırakacak aslında. Neye bakalım dedik? Dent. Şuraya yazalım. 34.00 Dent. Bugün altcoin'lere hızlı baktık değil mi ya, böyle bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane altcoin baktık yarım saatte. Maşallah. Her zaman böyle hızlı baksak aslında bayağı bir altcoin bakılır. Evet arkadaşlar, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Dent. Oo, Dent'e bak. Dent güzel duruyor. Çok net. Dent'te tablo fena değil. Şurada pump yedim. Burada bütün şeyler. Hot, Chiliz, BTT hepsi band şey yaptı. %60 yukarıda. Tepeye bakıyorsun. %70 yukarıyı görmüş. Bir sonraki lokasyon neresi? 30 çift 0 3 bandı. Yani şu an için tablosunda herhangi bir sıkıntı görünmüyor yani arkadaşlar, özellikle 4 saatlikte hala bütün ortalamaların üzerinde. Şurada bir Golden Cross'umuz var. Değerli mi? Çok 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 değerli şu an için Dent için bence burası. Özellikle bu bandın altına düşmediği sürece stop olmaya gerek yok gibi duruyor. Neresi? 242 bandı. Buranın altına kapanış görmen durumunda burada artık bir düşünmek gerekiyor. Ama şu anda baktığımız zaman şu lokasyonda bir yükselen şey oluşturmuş durumdayız arkadaşlar.
Net şekilde burada bir trendimiz var. Yukarı yönlü olarak şu anda da tam destekte oturuyoruz açıkçası. Burada tekrardan özellikle neresi? 275 bandının üzerinde bir kapanışla birlikte burada 300 bandına doğru bir hareketlilik başlayacaktır. Ondan sonraki hedef tokasyonumuz 370 gibi duruyor. Tablo çok mu sıkıntı? Dediğim gibi özellikle şöyle bir baktığımda burada fincan kulp formasyonu da tamamlıyor olabiliriz. Bu fincan kulbun hedefi nedir? Şöyle hemen bir de ona bakalım. Bak hani böyle çizeceğim de bunu gelmesini beklediğim için. Şöyle bir hedef belirlersek buraya da yukarıya yukarı yönlü nerede kırılacak şu bantta kırıldığını varsayarsak yukarı yönlü 400 bandına doğru güzel bir hedef veriyor açıkçası. Buradan nereden baksanız %60'lık bir kar demek bu. Önemli mi? Bence çok 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 önemli bir lokasyon arkadaşlar. Özellikle burada fincan kulp kırılımını görmemizle birlikte hatta boş ver fincan kulbu abi. Burada ne fincan kulbu net şekilde şey varmış. Bir tobumuz varmış. Tobo çizelim hadi. Şunları da kaldır abi. Şu kalabalık bir gitsin gözümün önünden. Şu an destekte olduğumuzu gördünüz. Şunu da kaldırıyorum. Darım. Var ya formasyonların yerini bile unutmuşum. Evet, şöyle bir toba çizebiliriz buradan. Çok da temiz güzel bir toba açıkçası arkadaşlar. Neresi 275 bandı kırılırsa bu tobo gelme potansiyeli yüksek gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda da güzel bir hedef lokasyonu olduğunu söylemek mümkün. Özellikle şöyle tekrardan çizelim biz burada hedef lokasyonu neresi olacak? Net şekilde görelim. Şöyle bu kırılımla birlikte hedef lokasyonumuz neresi olur? Şöyle yukarı yönlü baktığımızda tam da 400 bandına gidiyor yine. Zaten fincan kupla şey hedefleri değişmiyor bildiğiniz üzere. Burada güzel bir tobomuz var. Umarım bu tobo gerçekleşir ve yukarı yönlü güzel bir hareket gerçekleştirir. %60'da aslında burada sizin ciddi anlamda bir kar en azından zararı en azından telafi etmenizi sağlayacaktır. Eğer bu kırılımda gelirse şu bantta şöyle bir hareketlilikte devam niteliğinde görme potansiyelimiz var. Yani bundan sonra gelir. Buradan red yer bir şöyle bir kırılım gelir. Red yer bu banttan destek alır, kırar geçer ve yukarı yönlü artık şöyle düzeltmeler yaparak giderler. Bu bantta bir red daha yer ve gelir bu banttan şöyle bir hareketlilik devam etme potansiyeli olabilir. Bitcoin devam etmesi durumunda açıkçası Bitcoin burada düşerse burada da ciddi bir düzeltme hareketi görmemiz muhtemeldir. Şu an inşallah böyle tekrardan 550 bantlarına doğru bir hareketlilik görürüz. Ama tablo net söylüyorum burada güzel duruyor. 4 saatlik bazda şu anda bu tobo ile birlikte şeye baktığımızdaysa günlük bazda baktığımızdaysa aslında bu tobadan günlük bazda da bahsetmek mümkün. Günlük bazda da aynı tobo burada bizim için karşımızda ama ortalamaların altındayız. Bu önemli. Şöyle bir baktığımızda direnç hattı olarak karşımıza çıkacak lokasyon yine 275 bandı olarak karşımıza geliyor. Bu bandın kırılmasıyla baktığımız zaman ortalama olarak da günlükte yine 400 bandına doğru bir hareketlilik olmasını bekleriz. Yani bir üst banda gitmesini bekleriz. Bundan kaynaklı dediğim gibi şu kırılım biz 275 kırılma aslında bizim için şu anda çok 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 kıymetli olmuş oldu dent tarafında. Yani şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Nerenin altına kapatmadığımız sürece 242 altında kapatmadığımız sürece dent tarafında yukarı yönünü gösteriyor arkadaşlar. Evet, Bitcoin tarafında da dediğim gibi şu geri çekilme ne kadar devam edecek? Günlükte nasıl duruyor burası? Günlüğü böyle kapatsak da güzel olur ha. Fena olmaz açıkçası. Bir iki kırmızı mum hatta üç kırmızı mum falan hiç mantıksız değil. Zaten günlükte bir daha yükselen tepe yaparsak bunun üzerine bu düzeltmeden sonra şöyle düşünüyorum artık kimse böyle şey demez. Yok FOMO'dur işte almayın etmeyin işte buralardan da alınmaz battık bittik yani Bitcoin buradan da çökecek havası hiç kimsede kalmaz diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım bir yükselen daha tepe görür müyüz şeyde günlükte.
Ki zaten şurada kırılım çok önemliydi ya. Hani biz burada zaten aslında olayı bitirdik bir yerde. Yani şu an teyit bekliyoruz net. Yani şu bandın üzerinde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntı problem yok arkadaşlar. 40.800. Bak 40.800 bandı üzerinde hiçbir sıkıntı problem yok. Sen hatta bunu nereye çekebilirsin biliyor musun? 39.250 bandı bak. 39.250 bandına kadar çekebilirsin. Bu bandın üzerinde kaldığımız sürece dersin hiçbir sıkıntı yok. Korkmuyorum piyasadan. Yani buranın üzerinde kaldığımız sürece hodl yapılabilir. Özellikle bak aldığım coinler benim hareket etmemiş olsaydı, bak hareket edenleri satma konusunda çok şüphem vardı. Geri almak da istiyorum açıkçası şu an. Hala sattığım seviyedeyken. Şöyle söyleyeyim. Bir kar almak istedim açıkçası. Hani burada %40 önemli bir kar. Bu karı tekrardan burada alçalan dip görüp kaybetmek istemedim. Şu anda tabloya baktığımızda da alçalan dip aslında var net şekilde. Bu tehlikeden dolayı ben çıktım. Net bir dönüş gördüğümde tekrardan değerlendireceğim. Ama burada tabloya baktığımda çok net söyleyebiliriz. Bakın çok net. Yani burada arkadaşlar şu hareket kesinlikle FOMO olduğunu düşünmüyorum. Net söylüyorum bunu. Çünkü birçok kırılımı beraberinde getirdi bu. Yani şuradaki yükseliş hareketleriyle karıştıranlar için tekrar tekrar söylüyorum. Bu hareketi FOMO olarak görenler, buradan çökeceğimizi düşünenler, buralarda özellikle çok net söylüyorum. Açın bakın kanalların, o kanalların hepsine. Buralarda, hatta buraları bırak abi. Buralarda abi hodul 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 deyip sepet yapan insanlar. Bundan kaynaklı çok dinlemek gerektiği görüşünde değilim. Yani şu zamana kadar şuradaki hiçbir yükselişi değerlendirmedim. Yani buradan hep geri düşeceğimizi iddia ettim ben. Long ve shortla yetindim birkaç tane. Ama şu süreçten sonra arkadaşlar, dediğim gibi ben plana sadık kaldım ve şu an çok güzel paralar kazandığımızı düşünüyorum. Ben plana sadık ilerlemeye devam edeceğim. Plan bana hodl diyor. Ben sattım. Dediğim gibi risk görüyorum. Ama en ufak tekrardan bir geri çekilme böyle aşağı yönlü veya dediğim gibi yukarıda kırılım, tekrardan masadayım. Net. Çok net abi. Yani en ufak kırılım veya şeyde tekrardan anında alım için fırsat kolluyorum. Sadece bir kar realizasyonu yapmak istedim. Burada alçalan dip ve şu bandı tekrardan görmemizde. Olur da burada tekrardan 43 bandının üzerine kırdık. Yani 41.200'den satıp 43.500'den 44'ten almak bana koymayacak. Buralardan alım yaparım tekrardan. Hatta belki 44.600'ün kırılımını beklerim. Nasılsa burada çok büyük bir hareketlik kaçırmış olmayacağız. Özellikle Bitcoin tekrardan öyle bir hareket yaparsa yine sert gelecektir. Altcoin tarafında böyle sert hareket olmayacaktır. Bundan kaynaklı değerlendirmek için fırsatlarımız daha elimizde diye düşünüyorum ben. Burada dediğim gibi hareket etmemiş coinlerin hala hareket etme potansiyeli var. Bir tık ondan sattım zaten, dile getirdim. Benim aldığım coinler hareket etti. Bundan kaynaklı yenilerini değerlendirmek daha makul geliyor. Özellikle EOS tarafında, özellikle Tezos tarafında değerlendirme yapmayı düşünüyorum şu an. Aave tarafında çok mantıklı geliyor. Özellikle şurada tekrardan şu bandın 340 bandının kırılmasıyla birlikte Aave'de de sert bir hareket beklediğimi dile getirdim. Bakalım yani. Kar realizasyonları şart bence ama. Net. Yani şu an tam böyle ya tamam ya devam konumundayız abi. Artık ya buradan aşağı yönlü tekrardan salar, düzeltme mi yapacak, yoksa artık burada uzun ayıya mı gidecek düşünürüz. Uzun ay olduğunu hiç ihtimal vermiyorum. Bakın hiç ihtimal vermiyorum. Ama ona göre yani gelme ihtimaline karşı yine de tedbirli oluyorum. Ben şu an %70 diyeyim, boğayım abi. Yani %70 oranda boğayım. Çok net. ETH lütfen şu an dirençte, tam ETH'ye baktık abi. ETH dirençte değil. ETH direnç kırıyor şu an. Benim için. Tam dirençteymiş hatta. Yani şu an bir tık üstüne atması lazım. Kapanışta bakmamız lazım artık. Bundan sonra kapanış takip edeceğim. Yani saat gece 3 kapanışını nerede yapacak? 2700 bandında yaparsa üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. 3000'e doğru hareket. Atom'a bayağıdır bakmıyorduk. Bakalım Atom bakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. 44 44 diyelim. Malatya'ya selam yollayalım. Atom.
Evet, atom tarafında neler var bakalım. Kozmos. Güzel gelmiş ama Kozmos'ta yani bayağı hepsi yürümüş ya abi. Yani ciddi anlamda şu an alım yapıp yani şu son haftada zarar ettim diyen var mı ya? Yani abi en kötü hareket eden %40 etmiş ki sen bunun yarısını da değerlendirmiş olsan %20 net karın olması lazım şu son hafta içerisinde. Bu özellikle şu 29.000 bir şeyden beri kaç gün olmuş? 12 gün. 2 hafta bak. 2 hafta olmuş ciddi anlamda. Bayağı da uzun süre geçmiş. Yani o kadar olduğunu bilmiyordum. Bizim değerlendirdiğimiz süreden baz alsak ki orada bile 11 gün olmuş. Yani 2 haftaya yakın bir süre olmuş, 10 gündür. Ya şu 10 gündür abi para kazanamıyorum diyen adam yoktur diye düşünüyorum. Ya bu 10 günde ciddi bir kar almanız gerekiyordu. Yani hani her zaman da olmaz abi bu fırsat. Çok net söylüyorum. Belki hani burada tekrardan yükseldik. Bu son teyidi yaptık ki bu da bir ihtimal. Dur şu artık şuna değineyim, ondan sonra Bitcoin grafiğinde oraya da değineyim hatta. Bir de oraya değinmiş olalım. Şöyle bir baktığımızda aslında burada da bir şey var mı abi? Var. Yani güzel de bir omuz baş omuz var gibi. Özellikle şöyle tuttuğumda burayı. Ya burada güzel bir omuz baş omuz var gibi. 15 doların üzerinde tekrardan güzel bir fiyatlanma yok, sağlamaz. Sağlamaz abi, sağlamaz. Şurası çok dipte ya. Neyse şöyle bir baktığımızda çok güzel bir W'muz var abi, omuz baş omuzumuz olmasa bile. Özellikle şöyle bir W bizim için çok 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 kıymetli. Şu bandın üzerine bir atmamızla birlikte burada 14 dolar bandı, 15 dolar bandı. 15 dolar bandının üzerine atmamızla birlikte çok güzel bir fiyatlanma görme potansiyelimiz var. Özellikle tabloya baktığımızda bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu ortalamalarda da bir Golden Cross, hatta hemen arkasında ikinci bir Golden Cross. Hatta şöyle bir baktığımızda Mini Golden Cross 1. Bak şöyle. Şurası 1. 50'nin yüzü kestiği. Şurası 2. 21'in 2 yüzü kestiği. Şurası 3. 50'nin 2 yüzü kestiği ana Golden Cross. Şurası da 4. Abi olacak. Arka arkaya 4 tane Golden Cross görmüş olacağız. Yani burada tekrardan bir patlama hareketi olur mu bilmiyorum ama en azından şurada 15 dolar bandına doğru bir yükseliş hareketi gelmesini bekleyebiliriz şu an için. %40 hareket etmiş daha. Bence bir patlama hareketi de Kozmos tarafında, Atom tarafında görmemiz şaşırtmaz diye düşünüyorum ben. Özellikle böyle tekrardan nereye kadar bir hedef veriyor mesela bu banda, şöyle bir baktığımızda 20 dolarlara doğru bir hareketlilik neden olmasın? %60 mı sağlar? Aynen şöyle bir baktığımız zaman %60'lıkta, 65'likte hatta bir getiri sağlamış olacak. Burada çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Değerlendirilebilir gibi duruyor. Günlükte nasıl duruyor? Bir de ona bakalım. Evet, günlük tabloda da şöyle bir baktığımızda bu net W burada da görmek mümkün. Özellikle aşmamız gereken lokasyon 14 dolar. Abi şu 14-15 dolar bandını kırmamızla birlikte Kozmos'ta her şey daha güzel olacak. Şu anda da tabloda ekstra bir sıkıntı yok. Yükseliş, bir yatay hareket yükseliş. Dediğim gibi özellikle şu band baktığımız zaman bizim için artık destek konumu. 12.43 altında bir gün kapanışı görmediğimiz sürece sıkıntı yok gibi duruyor. Aşağı indi, bu tarafta 4 saatlik de destek lokasyonlarını vermedim herhalde. Şöyle baktığımda bu önemli destek lokasyonu da burada 12 dolar bandı. 12 dolar bandına kadar herhangi bir sıkıntı yok burada da. 12 dolar stop lokasyonu olabilir. Evet, Atom'da da durumlar böyle. Waves'e de bakalım hadi. Bekir, daha önce bir şeye baktık mı sende? Evet, Waves Rift bakalım, arkasına da Waves ve Rift. Waves. Şöyle bir gelelim şuraya, Waves yazalım. Aa, bu uykum geldi. Son birkaç coin daha bakalım, ondan sonra kapatalım artık. 49 30 Waves. Arkasından da Rift'e bakalım, şuraya yazayım da unutmayayım. Evet, şöyle bir baktığımızda tabloya özellikle yine benzer bir double hareketinin burada geldiğini söylememiz mümkün.
Tabloya baktığımızda ise bu W hedeflerine de yakın duruyoruz açıkçası. Şöyle bir ne kadarlık yükseliş hareketi geldiğine de bakmak isterim. %40. Yani bir patlama hareketi Waves tarafında da gelmemiş. Atom'la Waves'in birlikte hareket edebilir mi? Bu bağlamda evet, birlikte bir hareketlilik görebiliriz bu tarafta. Özellikle burada da hedef lokasyonlar neresi olacaktır? Şu banda göre baktığımda bundan sonra buranın hedef lokasyonu arkadaşlar 24 dolarlar falan olur diye düşündüm. Şöyle bir yine net verelim hadi. Baktığımızda aynen 24 dolarlar buranın hedefi olacaklar arkadaşlar. Şu an için tabloda burada önemli kritik seviye neresi diye soracak olursanız bence en önemli kritik seviye 17.80 bandı. 17.80 bandının üzerinde bir kapanış gelmesiyle birlikte burada güzel bir hareketlenme görmemiz mümkün. Güzel bir yükselen trendimiz var. İlk trendi aşağı yönlü şurada kırmamızla birlikte sert bir çöküş hareketi gelmiş ve tekrardan bir yükselen trend oluşturmuşuz kendimize. Bu bağlamda şöyle bir trend çizmemizle birlikte, hatta bunu saatlikte çizsek daha güzel olacak. Bir günlüğüne de bakalım. Ha, dur, şu ortalamaların üzerindeyiz. Bu önemli. Burada bir mini golden cross gerçekleşmiş. Burada bir golden cross. Yani burada arka arkaya golden cross'ları görmüş olduk açıkçası. Şöyle bir baktığımızda önemli kritik seviye 15-60 bandı söyleyebiliriz. Onun altında da 15 dolar diyelim. 15 dolar altında bir kapanış görmediğimiz sürece Waves tarafında da 4 saatlikte bir sıkıntı görünmüyor şu an için. Burada günlük bazda bütün ortalamaların üzerine çıkmış tekrardan. Aslında bu çok değerli. Çünkü buradan devam etme potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor bizde aslında. Özellikle şöyle bir trend çizersek burada da şöyle bir trend çizmemiz durumunda bu trendin de burada kırılmış olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burası da önemli duruyor açıkçası şu anda. Şöyle bir baktığımızda evet, net şekilde burada bir trend varmış ve bu trend, hatta ilk geldiğinde red deyip aşağı inip tekrardan bu trendi kırdığını söylememiz mümkün. Bu trendin kırılması ile birlikte özellikle yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini bekleyebiliriz şu an tabloda. Waves'te durumlar böyle arkadaşlar. Şu an mantıklı bir konumda Waves'te. Bence %40'tan sonra bir patlama hareketi olabilir yani. %100'lere kadar hareket edebilir mi? Var bu potansiyel. Evet, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Ne dedik? Reef dedik. 52 10 Reef. Reef de çok isteyen oluyor. Niye? Abi Reef kim reklamını yaptı ya Reef'in? Çok merak ediyorum ya. Yani kim bu kadar tanıttı da bu kadar insanı içeri aldı bu Reef? Şöyle bir baktığımızda Reef tam destek konumunda, özellikle yeni kırmış yani böyle patlamaya hazır bomba mı, 4 saatlikte öyle duruyor açıkçası. Hareketlilik burada güzel bir lokasyonda. Hatta şöyle bir baktığımızda uzun zamandır da bu bandı denemediği için üzerine kırmış, desteğini de alıp burada yola devam etmesini bekleyebiliriz. 153 bandı, bak 153 bandının üzerinde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok Reef tarafında. Yukarı yönlü hareketliliğin aynen devam etmesini bekleriz. Şu an bir direnç hattında, bu direnç hattının kırılmasıyla birlikte özellikle 17 ile 16.500 arası, bu direnç hattının şu aralığın kırılmasıyla birlikte yola devam diyebileceğimiz bir lokasyonda aslında. Burada şu bandın kırılması bizim için çok değerli olacak. Neresi öncelikle? 165 hemen üzerinde baktığımız zaman da 167, yani çok aslında yüksek bir oran yok abi. Bu bandı takip ederekten Rift'te değerlendirme yapabilirsin. Bu band kırıldıktan sonra güzel bir yükseliş hareketi beklenebilir bu tarafta. Günlüğüne bakalım. Günlükte de özellikle MA50'ye doğru bir hareketlik gelmiş. Bütün ortalamaların hala altındayız. Ama bu ortalamaları test etmesiyle bile ciddi anlamda güzel bir yükseliş hareketi gelebilir arkadaşlar. Özellikle en üst banda gitmesi %66 demek. Buraya kadar giderse zaten çok ciddi şey olur. Burada geri dönüşü olur. Şöyle bir baktığımızda 167'yi gösteriyor burası da. Yani günlük bazda da bir direnç attı. Burada şeyde de bir direnç attı. 4 saatlikte de öncelikle 167 bandının kırılmasını beklememiz gerektiği görüşündeyim şu anda. Dediğim gibi %40 yukarıda daha buradan %100 yapmaması için hiçbir sebep yok. Özellikle baktığımız zaman mesela burada ikiye katlayacağı lokasyon neresi? 22 bandı. Buraya gitse çok daha fazla kar vermiş oluyor açıkçası. Güzel mi? Güzel. Şu an için elde tutulabilir coinler arasında duruyor aslında tablo olarak.
Yani herhangi bir sıkıntı problem görünmüyor şu an Rift tarafında. Aşağı yönlü dediğim lokasyonlarda stop olursan en azından başını vurmadan ilerlersin. Durum böyle. Evet, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka. Ethereum kapanış oldu mu? Arkadaşlar Ethereum kapanışı gece 3'te olacak. İyi akşamlar SXP. Hadi SXP bakalım. Hocam takibi bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Niye takibi bırakıyorsun? Onu merak ettim. Can. Sen de Allah'a emanet. 2 ayındır BIOS istedik. Bakmadınız. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese. Ben kaçar. Yapacak bir şey yok. Ne diyorduk? SXP bakalım dedik. Abi çok net söylüyorum. Yani şeye yazın bakalım. Yorum kısmına yazdığınız zaman onlara öncelik veriyorum. Orada görmüş olmamla birlikte bakardım. Neydi? Ne bakacaktım abi ben? SXP. EOS'u da bir de sürekli değerlendirdiğim coinler arasında, yani değerlendireceğim diyorum, daha ne diyeyim ben EOS'a? Yani Bitcoin analizinde zaten EOS'a değindim. Yani burada EOS'u ciddi anlamda destek dirençleriyle birlikte verdim bir de. Mantıklı lokasyonda olduğunu dile getirdim. Enteresan. Ya abi şimdi şuradaki coinlerin hepsine bak. Yani şurada benim takip ettiğim coinlerin hepsine zaten sürekli değiniyorum yani. Neo'ya neredeyse her gün bakıyorum. Ava'ya sürekli bakıyorum. AV'ye her gün bakıyorum. Tezos'a bakıyorum. Dota bakıyorum. TRV'ye bakıyorum. Ontoloji'ye bakıyorum. Bunlarda zaten bir hareketlilik olduğunda sürekli dile getiriyorum. Veya olmasını beklediğimde. EOS da bunlardan biri zaten. Ya yani Bitcoin analizinde zaten bakıyorum bunlara. Neye bakıyorduk? SXP. Evet, SXP tarafına baktığımız zaman yani senin takip etmenle edip etmemenle ben bir şey kaybetmem, sen bilirsin. Şöyle bir tabloya baktığımızda SXP tarafında özellikle destek lokasyonlarının biraz üzerine attığını söyleyebiliriz. Yani ortalama destekleri biraz geride kalmış durumda. Özellikle burada 186 bandı bizim için değerli. Hemen üzerinde de 193 bandı bulunuyor. Ama bu bantlar birazcık geride, yani mantıklı takip edeceğin lokasyon neresi olur? 208 bandı olur bundan sonraki süreçte. Şöyle de bir baktığım zaman tabloya özellikle şu bant bizim için önemli gibi duruyor arkadaşlar. Bu bandın üzerine atmamız gerektiği düşüncesindeyim. 225 bandı. Hatta şuranın üzerine atsak çok daha tatlı olacak burada 2.40 üzeri. En azından çok daha gönlümüz rahat şekilde ilerleriz. Ama ilk çana yapacağımız şu bantın şu an destek lokasyonu olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Neresi orası? 2.18. 2.18 bandının altında da dediğim gibi tekrardan bir geri çekilme potansiyeli masada olabilir arkadaşlar. Bu tablo üzerinde burada önemli destek noktası 2.08 diye düşünüyorum. Bu banda kadar düşmemizde herhangi bir sıkıntı yok ki. Keza hemen hemen buraya kadar geri çekilmiş ve buradan toparladığını görüyoruz. Günlük tabloya baktığımızda burada neredeyiz? Özellikle baktığımızda burada bir direnç yemişiz. EMA 100'den burada direnç yemişiz. EMA 200'den bu bantların kırılımı şu an bizim için önemli. 2.33. Yani net şekilde söyleyebiliriz. Günlük kapanışta burada 2.33 üzeri bir kapanış görürsek çok daha tatlı bir hareketliliğin başlangıcı olur. Burada W ile birlikte W'yu da tam bu noktada kırıyoruz. 2.33 bandı arkadaşlar bizim için kritik. Bu bandı kırarsak yukarı yönlü özellikle ilk etapta 2.65 bandına doğru güzel bir hareketlilik gelir. O bandın da aşılması ile birlikte artık tekrardan bence 4 dolarlara doğru bir hareketlilik başlar. Ara direnç lokasyonlarımız var elbette. Ama bizim için önemli lokasyon burada SXP tarafında 4 dolara doğru bir hareketliliğin gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hocam bu destek noktasına hangi indikatörle bakıyorsun? Mobilden bakabiliyor musun? Mobilden bakabilirsin destek lokasyonlarına. Arkadaşlar ben genelde ya kendim çizerim ya da ortalamaları kullanırım. Zaten indikatörlerde dediğim gibi hep ortalamalar üzerine kurulmuştur. İndikatörlerin bir tık daha geç kaldığını düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak ortalamalardaki
değerlendirmeyi yapmak daha makul geliyor benim için. Özellikle burada EMA, DEMA ve MA kullanmak yeterli olacaktır herkes için diye düşünüyorum. Burada bu üçlüyü kullanabilirsiniz. Göstergeler kısmına yazdığınız zaman bunların combo halinde olanlarını kullanırsanız faydalı olur. Ben genelde 21, 50, 100, 200 bandını kullanıyorum. DEMA'da üçlü, sadece üçlü combo olduğu için de burada 50, 100, 200 bandını kullanıyorum. Telefonda da çok rahatlıkla görürsünüz. Yani siz belirlemiyorsunuz bir de bu destek noktalarını. Direkt ortalamalar arkadaşlar. Ve ciddi anlamda aslında en önemli destek direnç noktaları burada ortalamalar. Yani birçok şeye baktığımızda yoruma ortalamalar üzerinden yapıldığını söylemek mümkün arkadaşlar. İndikatörlerin temelde bu olduğu için bizim için aslında en önemli destek direnç lokasyonları. Ha, destek direnç belirlemede zorlanıyorum diyorsan şunu takip edebilirsin, bak şöyle bir şey yapabilirim. Şimdi şuradan hemen şunu bir kapatalım. Mesela destek direnç belirlerken şunu kullanabilirsin, bak şunu yaz. Otomatik Golden Ratio Support ve Resistance SR diye geçiyor. Bu SR'yi kullanabilirsin. Ciddi anlamda destek direnç lokasyonları verir. En alt desteğini de verir sana. Hani artık bu bandın altında sert düşüşler gelir demek. En üst direnç hattını da verir sana. Bu bandın üzerine atarsan ciddi anlamda sert hareketlilik başlar der. Özellikle bu desteğin, en alt desteğin bir üstüyle en üst desteğin, en üst direncin bir altı bizim için aslında önemli destek direnç lokasyonları olur. Baktığımız zaman şu an önemli destek direnç lokasyonu burada 4 dolar bandı diyor mesela EOS için. EOS'u açtı direkt. Yani EOS için diyor ki 4 dolar bandı burada kritik lokasyon. 4 doların altına düşersek 3.80'lere doğru bir gevşeme hareketi gelir. Buranın altı uçurum zaten diyor. Burada da baktığımız zaman 4.20 bandı kritik. 4.20'yi aşarsak yukarı yönlü 4.35'lere doğru bir hareketlilik gelir diyor. Orayı da kırmamız durumunda zaten yukarı yönlü sert bir hareketlilik beklenebilir diyor. Yani destek direnç belirlemede dediğim gibi ortalamaları ve şu indikatörü kullanabilirsiniz. En azından alım satım konumunda hemen hemen en aşağının bir üstüne geldiğinde alım yaparsın. Bak en altın bir üstüne, en üstünde bir altına geldiğinde satımını yapar. En azından destek dirençleri belirleyerek devam edebilirsin. Burada trade için kullanmak daha mantıklı tabii ki bu indikatörü. Ben çok kullanıyorum, çok kullanmıyorum ama güzel bir indikatör bence. Fibonacci ile çizilmiş güzel bir şey. Hocam düşüş olduğunda sizin alacağınız altcoin'leri sıralar mısınız? Yani bu değişecek muhtemelen, şimdi yarın değişebilir mesela, çünkü ne olur? Gece mesela EOS burada pump yer. EOS almam o zaman. Belki bunları geri alacağım. Bilemiyorum. Hepsi sattığım seviyede aynı duruyor şu an için. Belki de bunları alırım. Bilmiyorum. Ha, almam muhtemelen de. Ha, mesela Neo almak istiyorum. Neo'da hala bir hareketlilik bekliyorum çünkü ben. Neo'nun yıl sonunda da tekrardan bir rallide zaten 400 dolarlara gideceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı Neo'yu sürekli elimde tutmak istiyorum açıkçası. Ya burada sadece 200-300 dolarlık bile tutsan tekrardan sana bence bunun dönüşü 3000 dolar olacak gibi düşünüyorum. Bundan kaynaklı Neo almayı tutmayı düşünüyorum. Ava'da da aynı şekilde güzel bir beklentim var. Ava'yı da tutacağım. Yani bunları tekrardan sürekli olarak elimde tutarım. Ha, kırılımla alırım belli olmaz, 44 kırılımıyla veya desteğe düştüğünde orası ayrı. Ama öncelik olarak dediğim gibi şu an yükselmemişler. Ama dediğim gibi baktığımızda hani bunları da alabilir miyim? O anki seviyesine bakarım. Destek direnç lokasyonlarına bakarım. Baktım direnci kırmış. Yani burada baktın Neo 45 üzeri kapatmış. O zaman Neo'yu değerlendirmek isterim. Ama da baktım direnç hattı kırılmış. Ondan sonra almak isterim tabii ki. Yani burada dediğim gibi destek direnç lokasyonları kırıldıktan sonra devam etmelerini bekliyorum mesela bu tarafında. TRB'de de aynı şekilde, DOT'ta da aynı şekilde. Mesela DOT 20.80 dedik değil mi? 20.80 üzeri kapatırsa yine bir %50 kar potansiyeli var DOT tarafının. Her ne kadar burada ikiye katlamış olsa da. Orchid. Hadi böyle hiç bakmadıklarımızdan birine bakalım. Evet, 01 03 da 04'müş. 00 Orchid, bu ne ya? Doğru yazayım da.
Binance'de yok mu? Evet, Orchid grafiği de aslında benzer bir grafik burada da var. Özellikle baktığımız zaman şu an aslında bayağı bir dipte oturduğunu söylememiz mümkün. Burada ilk etapta direnç hattımız direkt 30 sent. 30 sentin üzerinde bir kapanış görmenle birlikte aslında burada, hatta sonunda da şöyle bir 30.5 diyelim, 30.5'in altın üzerinde bir kapanış görmenle birlikte bence güzel bir hareketlilik başlayabilir. En azından böyle %20'lik bir kar getirebilecek şekilde bir hareketlilik gösteriyor burada sadece MA100'e kadar. Önemli mi? Bence çok 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 önemli aslında, güzel bir kar oranı baktığımız zaman. Bayağı da dibe düşmüş coinlerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. 1 dolardan 30 bandına düşmüş. Özellikle şöyle bir baktığımızda burada çok temiz büyük bir W'muz var. Açıkçası bu W ile birlikte de çok güzel bir fiyatlanma yaşayabilir önümüzdeki süreçte. Yani buradan tekrardan hedef lokasyonu 1 dolar olacak gibi duruyor açıkçası. 1 dolardan sonra da yukarı yönlü, bundan sonra 2 dolarlara doğru bir hareketlilik başlayabilir. Mantıklıymış yani, şöyle bir açıkçası tablosuna baktığımda AOX'te bak, Orchid denilebilir mi? AOX'te tamam ya. OX'de'yi biliyorum abi. OX'de projesi de güzeldi bunun. Değerlendirilebilir. Hatta almayı düşündüğüm coinlerden bir tanesi sepetimdeki. Orchid deyince hiç şey yapmadı, çağrıştırmadı. OX'de'yi zaten biliyorum abi. Burada çok makul bir proje. Önümüzdeki süreçte güzel karlar da kazandırabilir. Değerlendirmek mantıklı geliyor bana. OX'de tablosu güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Kraken'e geri dönelim. Dur bakayım Coinbase'te. Daha eski, güzel. Yani özellikle burada MA50'yi iyi takip etmek lazım günlükte. Şöyle bir 4 saatliğe gelelim peki. O 4 saatlikte de böyle çok güzel bir lokasyona çıkmışız açıkçası. Bütün ortalamaların üzerine de atmışız. Burada Golden Cross'larımız da var. O da güzel. Burada da baktığımız zaman 31 bandının üzeri özellikle bizim için değerli duruyor. Yani buradaki bir kırılım, dediğim gibi özellikle 30-30 üzerindeki kırılım bu kırılımı da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Tekrardan burada çanak yapacağımız 36 seviyesi bence çok makul bir seviye. 4 saatlikte bütün ortalamaların üzerine atmış. Günlükte bir direnç attığında bu kırılımlarla birlikte ciddi anlamda önemli lokasyonlara doğru ilerleme potansiyeli var gibi duruyor. Yani kar oranı yüksek duruyor şu an OXT'nin de. Güzel, mantıklı kırılımlar gelirse değerlendirilir. Evet, beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni gelenler için hatırlatayım. Arkadaşlar şuradaki referans linkinden, hatta şurada göstereyim. Buradaki referans linkine girip bedava Ascoin alabilirsiniz arkadaşlar. Airdrop'a katılarak sadece Telegram kanalını ve Instagram adresini takip edip bedava Airdrop'tan faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, şöyle bakalım. OGN'yi bayağı yazdınız. OGN'ye de bakalım. OGN'ye de güzel paralar kazandırdı. Evet, şöyle bir şey yapar mı demişiz. Yapmamış. Aşağı doğru süzülmüşüz. Sil bakalım buraları. Şimdi W'muz var burada. Evet. OGN'yi yazdım ben ya. Yazmadım. Şöyle bir yazalım OGN'yi. 01.09.00 OGN. Bayağı fazla altcoin baktık ha yine. Evet, şöyle bir tabloya baktığımızda burada da bir W var, hepsinde artık söylemeyelim, papağan gibi. Bütün ortalamaların üzerine çıkmış burada. Güzel mi? Güzel tabii ki. Şöyle bir baktığımızda burada da bir trend oluşturabilir miyiz? Yani şöyle bir trendi var diyebiliriz belki. Daha net mi? Hatta şuradan çeksek nasıl olur? Evet, daha tatlı oldu açıkçası. Şöyle bir baktığımızda burada bir trend olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 78 bandı bizim için değerli. Hatta 783 diyelim. Daha yukarıdan bir rakam vermiş olayım. 783 bandını kırmadığımız sürece şu anda OGN tarafında bir sıkıntı görünmüyor. Tam böyle bir destek direnç attığında bu hattın üzerine de atmamızla birlikte 83.5
835 bandı tekrardan yukarı yönlü hareketlilik başlayacaktır. Burada direnç diyeceğimiz lokasyonlardan bir tanesi 943 bandı gibi duruyor. Bu bandın üzerinde kapanışlarla birlikte de sert hareketler görme potansiyelimiz masada gibi duruyor arkadaşlar. Özellikle şuradan baktığımız zaman şu an %40 hareketlilik gelmiş. Burada %60. Burayı kırmamızda %100'lere doğru bir hareketlilik görme potansiyelimiz var. Günlük bazda da şöyle bir baktığımızda düzeltmesini de yapmış duruyor açıkçası. Burada MA50'nin de üzerine yeni atmışız. Üzerinde kapanışta bir yeşil mum daha yakmışız. Burası ciddi anlamda bir direnç lokasyonu oluşturuyor. Baktığımız zaman 86 bandı, hemen üzerinde 89 bandı. Bu bantların üzerindeki kapanışla birlikte sert hareketlilik başlayabilir dediğimiz gibi. Burada da 94 bandıydı sanırım 4 saatlikte. Evet, şu an için güzel bir lokasyonda ilerlediğimizi söyleyebiliriz açıkçası. Çok olumsuz durmuyor. Destek lokasyonlarında oturuyoruz. Aşağı yönlü stop olduğun sürece, stop lokasyonlarını bildiğin sürece veya Bitcoin'i takip ederek hareket ettiğin sürece şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor tablo üzerinde. Evet, şöyle bir bakalım. Tamam, çok önemli bir şey gelmemiş. Evet. Bakalım bakalım başka ne var. Rica ederim. Ripple bakalım. Ripple. Evet. Ripple'la burayı doldurduk mu? 98'e geldi. Boşluk bıraktık. 99 oldu. Bakacak da alanımız kalmamış. Tüh. Yoksa bakardım arkadaşlar. Alan bitti. Biliyorsunuz. XRP. Güzel de bak. Tam da 1-1-1-1. Güzel bir rakamda bitirmiş olacağız. XRP. Bakalım XRP'de durumlar nedir? XRP'de ben ciddi bir yükseliş dalgasının başlamasını bekliyorum. Daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. XRP abi şu an dava sürecinin bitmesiyle birlikte benim gözde coinlerimden bir tanesiydi. Bu rallide hiç hareket edemedi. Tahtını geri almak için gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle burada bir para cezası aldır vesaire, hani böyle cüzi bir ceza veya sembolik bir miktar. Hani evet, belki de çok büyük miktarlarda olabilir bunlar ama hani Ripple'ı etkileyecek bir miktar olmasını beklemiyorum. Bu dava süreci bittikten sonra Ripple tarafında çok güzel hareketleri bekliyorum. Çok net söyleyeyim arkadaşlar. Şu an tabloya baktığımızda ise bir direnç hattında, hatta bir de destekte oturduğumuzu söylemek mümkün. Günlük bazda aşmamız gereken seviye neresi burada baktığımızda 78, yani 78 80 cent diyelim. 80 cent üzerinde bir kapanışla birlikte burada tekrardan çok güzel bir lokasyona çıkmış olacağız açıkçası. Ripple tarafında takip edeceğimiz bence ana lokasyon burada 80 cent olması gerekiyor. Günlük bazda destek direnç hattındayız, tam böyle bir yukarıda direnç hattımız var, hemen destekte oturuyoruz. Bu bandı kaybetmemediğimiz sürece sıkıntı yok. Baktığımız zaman aşağı yönlü 67'de güzel bir desteğimiz var ama birazcık aşağıda kalmış durumda. Değerlendirmek için çok makul bir alan değil. Burada değerlendireceğimiz makul alan neresi? 70 bandı olabilir belki ama burada ciddi bir kayıp demek. Burada bence önemli husus nokta 74 bandı. 74 bandının altında bir kapanış görmediğimiz sürece tablo aslında yön yukarı diyor. Özellikle 80 bandı. 80 bandına geldiğinde bir dirençle karşılaşacaktır muhtemelen. Ama muhtemelen önümüzdeki süreçte burayı kırıp yukarı 1 dolarlara doğru tekrardan Ripple'da bir hareketlilik görmemiz mümkün duruyor şu an için. Ay. Abi ne zaman aldın bunu? Downcoin'i. Dur şimdi. Hadi şimdi sohbete geçelim. Şöyle biraz. Şu yavaş modu bir kaldırayım. Downcoin'i ne zaman aldın? Niye aldın? Niye down aldın yani? Ha, komple up alıyorduk biz mesela şu süreçte. Bitcoin Diamond. Dur, buna da bakacağım. Listeye yazmadan bakacağım. Bitcoin Diamond'a da bakacağım. 4 gün önce. 4 gün önce komple up alıyorduk biz. Niye down'a girdin ki? Dot up almayı düşünüyorduk hatta. Ascoin'e önceki yayınlarda üye olanlara ödül yok mu hocam? Var arkadaşlar, girip alabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam, yani ben aldığıma göre herkes alabilir. Gir abi buradan direkt.
girişini yap. Sen zaten üye olduysan direkt girişi yapacaksın. Girişini yaptıktan sonra şurada airdrop'a tıklayacaksın. Buradan alacaksın ödülü. Bakalım önümüzdeki süreçte değerlenir mi? Ha. Şeyi Down Coin'i kim önerdi? Çok merak ettim. Yani ve yani düşüş bekleyen kimdi? Yoksa kendin mi karar aldın bu şekilde? Down Coin çok sıkıntı olmuş şu an. Yani çok büyük bir hata yapmışsın. Yani hiç yapmaman gereken bir şey yapmışsın. Çıkman da çok zor bu coinlerden. Yani diyorum yani bunlarda bir terste kaldığın zaman ciddi anlamda çok büyük üzer. Yani o 55 bin artık belki de hani 500 TL olarak bile görebilirsin. Çok net söylüyorum. Ama bu saatten sonra da çıkış yapmak ne kadar makul bilemedim. En azından bir geri çekilmede ciddi bir tekrardan miktarını geri alırsan stop olmayı deneyebilirsin. Belki de dediğim gibi burada bir arkadaşımız daha önce megafon gösterdi. O megafonun alt bandına inersek kâra bile geçebilirsin. Kaçtan aldın? Ha bu şey alıyorsunuz hemen vermiyorlar mesela. Referans şeyleri de birlikte hani böyle aylık bir sistemle otomatik dağıtılıyor diye biliyorum. Ha, otomatik sistem ya böyle direkt atmıyor. Muhtemelen airdrop bitiminde topluca dağıtılır o. Dot down çok merak ettim bakacağım. Dot down bakalım. 107'den derken e 4 gün önce nasıl 107'den kral? Ha şöyle 107'den. Tamam, şurada 107'den. Pardon. Oo. Bir şey diyeyim mi? Bir küçük geri çekilmede aslında toparlayabilir buraya. Çok kötü bir lokasyon değil yani. %50 zarar. Burada bak. 107 bandı. Hangi tarihteymiş? Şu bantta. 26 Temmuz. 26 Temmuz'da Dota bakalım. İnşallah kırılımı yapmaz. Polkadot yukarı yönlü bir kırılım yaparsa sıkıntı büyük. Bir de yükseliş beklediğim coinlerin başında geliyordu. Tam burada şu bantta almışsın. 14.80 bandı. Tekrardan bu banda düşer mi? Ya şu banda bir geri çekilme gelirse olabilir. Bir de Golden Cross'luk gelişti. Burada yükselen tekrardan yükselen tepe yükselen dip şeklinde ilerliyoruz. 20.80 bandını kırarsa muhtemelen baya büyük bir zarar yazar. Ama oldu da bir düzeltmeye giderse burada Bitcoin tekrardan bir çıkış fırsatı verebilir sana. Yani stop olacağın lokasyonu kaçırmışsın. Yani çok mantıklı bir lokasyon olmamış burada. Cidden ha yeğenin söyledi. Abi dinlemeyin ya. Yani neye dayanarak söylemiş olabilir ki bunu? Şurada bir kâra geçmişsindir, evet. Ondan sonra yukarı yönlü hareket başlamıştır. Instagram'a yazdım, cevap verdiniz mi? Ben göremedim. Nereden bakabilirim? Abi Instagram'a vallahi çok vakit bulamadım. Dediğim gibi çok yoğundum. Özellikle yani işte çalışmıyorum, orası ayrı ama sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye çalışıyorum kendi çapımda diyeyim. Bundan kaynaklı yoğunluğum oluyor. Bakayım. Yani özellikle açıp bakacağım. Hatta şuradan cevap vereyim şimdi bakacağım. Daha önce de söylemiştin sen kusura bakma. Şimdi bakayım tekrardan. O şey bir de aramışsınız. Tamam şu kabul ettim. Diğer kutuya düşüyor ya. Şu an zaten bakayım geldi mi? Dur yazayım hatta. Yalnız mesajlarınız bende kayboldu şu an. Hani kaybolan mesaj modunu açmışsınız herhalde. Öyle diyor en azından ben de.
modu kapatırsanız kaybolan mesaj modunu eskiden attığınız mesajlarda görürüm. Tepeden karını alıp çık, sonra dipte bekle, tekrar giriş yaparsın. Bülent, ne yapmışsın? Bülent bakayım. Görebilirsem bakacağım. Hocam Ascoin ödülünü aldım fakat cüzdanda görünmüyor, biliyor musunuz? Buna cevap verdim daha demin kral. Muhtemelen şey, airdrop sonunda dağıtım yapılır. Öğrenir yarın paylaşırım. Airdrop sonundadır o katılım, dağıtım. Hocam diğer projeniz vardı. Gümüş işi sanırım. Nasıl gidiyor? Devam mı? Gümüş derken? Gümüş yoktu. Bir mobilya işine girmeyi düşünüyordum. Onu diyorsanız ayrı. Gümüş hatırlayamadım. Nasıl bir gümüş? Altın gümüş tarafına bir yatırım yapacaktım ama bir türlü fırsat bulamadım açıkçası altın gümüş tarafında. Öyle bir şey diyorsanız. Bitcoin Diamond bakacağız dedik. Bakalım. Bitcoin Diamond favori coinlerimden, inanılmaz kar verdi bize. Evet, 2 dolar bandının üzerine atmış. Maşallah. %37, %40. Yani daha aşağıya gitse aslında çok değerlendirilebilir coinler arasındaydı benim için. Buradan değerlendirilir mi? Kesinlikle değerlendirmek için çok makul bir seviyede olduğunu söyleyebilirim açıkçası. 2 dolar bandı ciddi anlamda hala dip lokasyonlardan bir tanesi. Özellikle burada baktığımız zaman 2.23 bandını kırmamızla birlikte yukarı yönlü devam etmemizi beklerim ki nereye doğru, 2.80 bandına doğru bir hareketlilik bekleriz. Şu anda Bitcoin Diamond aslında güzel duruyor. Tehlikeli coinler arasında alabilirim ben de bunu. Şöyle bir yazayım kenara. Bitcoin Diamond'la değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani şu an alım yaparken değerlendirmeyi düşündüm bak mesela ben de. Günlük tablosuna baktığımızda da önemli ortalamaların üzerine atmışız. Geriye kalmış burada bir MA100, o da 2.24 bandında. Özellikle 2.24 bandı kırılmasıyla birlikte burada Bitcoin Diamond tarafında güzel bir hareketlilik tekrardan başlayabilir arkadaşlar. Dediğim gibi buradan bile gitmesi durumunda yatırımcısına yani böyle bir 1.000 kat vaat eden coinlerden bir tanesi net şekilde. Şöyle bir haftalık grafiğini açayım görün isterseniz. Abi şu an 2 dolar. Tepe lokasyonuna şuradan baksan 110'da. Burada 55 kat diyor. Şuraya gidiyorsun 360'da. Burada 150 kat vaat ediyor. Dediğim gibi burada ciddi anlamda çok nadir bulunacak coinlerden bir tanesi bence. Dibinde oturuyor. Şu an bulunduğu lokasyonda dip. Biz burada 10 dolardan satış yaptık abi. 10 dolardan satış yaparken de dipten satıyorduk. Yani şu an bayağı uzun süre dipte devam edecek gibi duruyor. Olur da tekrardan buradaki giren insanlara bir çıkış fırsatı verirse, ki bak şu bandı ilk başta bekliyorduk dediğim gibi. Bu band geldi bizim için ilk hedef lokasyonumuz. Ondan sonraki bizim hedef lokasyonumuz nereydi arkadaşlar? Hemen bir üstünde bulunan şu banda gitmesiydi. 34-40 bandına. Bundan sonraki lokasyonda da dediğim gibi artık 12 bandını gördük. Bundan sonraki bizim hedef lokasyonumuz 40 bandı olacak. 40 bandından sonra da artık tekrardan 100 dolarları hedeflemesini bekleyeceğiz. Tekrardan alım yaparım ben muhtemelen sepetlerimde. Burada Bitcoin Diamond tarafında. Riskli coin, burada tek başına yatırım yapılabilecek bir coin değil. Ama net şekilde getirdiği zaman da çok sağlam getirecek coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani burada hala kimsenin böyle ciddi anlamda keşfetmiş olduğu coinler arasında değil açıkçası. Birçok YouTuber böyle değinmeyen coinleri ben daha çok seviyorum. Özellikle kendim arayıp bulayım, çıkartayım, kimse değinmemişken alayım. En sevdiğim tarz bu benim abi. Kimse almıyorken, kimse değerlendirmiyorken almak benim için en mantıklı. Bitcoin Diamond da onlardan bir tanesi bence. Şu an hala keşfedilmemiş bir cevher olduğunu düşünüyorum ben bu tarafın. Bu tarz coinler var abi, Bitcoin Diamond gibi. Yani gitmesi durumunda yatırımcısını ciddi anlamda zengin edecek coinler. Mesela ne var? PNT var. Mesela ne var? Encash var. Bitcoin Diamond var. Birkaç tane daha bu tarz coin var. Bunlardan böyle hani 10 tane coin aldın, bir tane bundan atacaksın araya abi. Bir çıktığı anda hepsini, bütün zararı çıkartacak. Şuraya bir yere BCD de yazalım da bakmış olalım. 01 22 00 BCD.
BCD. Bak, bir coinlik daha yer açıldı. Hadi ona da bakalım. Beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. IOTX. IOTX, hadi bakalım. Bu şansa bugün bir tanıdığın yanında da IOTX muhabbeti geçti. Ondan direkt aldım bak. IOTX. IOTX. Bakalım bakalım neler olur IOTX. Evet, 01.25.00 IOTX. Bak ama bu da şurayı dolduramayacak. Tüh. Bilseydim almazdım bunu. Neyse artık. Hadi bakalım IOTX. Yani tabloya baktığımızda bütün ortalamaların üzerine atmışız. Bu gayet olumlu. Tam da destek hattında oturuyoruz. Ya abi çok rahatsız etti bu beni ya. Nasıl uyuyacaksam bununla ben. Bütün ortalamaların üzerine attığını görüyoruz. Özellikle burada tepe lokasyon olarak baktığımızda 21 bandı, 210 bandı çok 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 önemli. Bu bandın üzerine attıktan sonra güzel bir hareketlenme beklenebilir açıkçası bu tarafta. Şöyle bir tabloya baktığımızda ciddi anlamda bu bandın 21-22 bandının diyeyim hatta bizim için defalarca denendiğini ve üzerine atamamış olduğumuzu görüyoruz. Burada ortalamaların üzerinden atmamızla birlikte buradan aldığımız destek bu bandın üzerine doğru bir hareketlilik görme potansiyelimiz var. Ortalama desteklerimiz de burada yakın olduğu için destek lokasyonu olarak bunları kullanmak makul olacaktır. Baktığımız zaman şöyle bir 19.71'den başlayan ve nereye kadar 20 bandına kadar bir destek hattı var. Yani burada çok küçük bir alanı kapsıyor aslında bu destek hattı. Burayı değerlendirebilirsin. Özellikle şu 3 destek direnç hattı bizim için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 19.5 ile 20 bandı aralığını değerlendirmek gerekiyor destek olarak. Bu bantların altına atarsa da tehlikeli olacaktır. Günlük tarafa geçtiğimizde ise günlük tarafta burada MA21'in üzerinde kapanışlar gelmiş. Destek de aldığımızı görüyoruz. Tam direnç olarak yediğimiz yerde tam burada MA50'nin olduğu pardon MA50'nin olduğu lokasyon. Bakıyoruz nerede? 21-21 bandında. 21'i de uğurlu sayın. Bence burayı kırmamızla birlikte yukarı yönlü güzel bir hareketlilik gelebilir. Nereye kadar? 25-30 bandına kadar bir hareketlilik. Hatta 25 diyelim, 25 bandına bir hareketlilik gelebilir ki bu da ne demek oluyor abi? %20'ye yakın bir kar oranı demek oluyor aslında bu lokasyonda. Önemli mi? Önemli. Zaten buranın üzerine atmamızla birlikte hem 4 saatlikte hem günlükte böyle hemen hemen bütün ortalamaların üzerine atmış olacağız. Ve yukarı yönlü özellikle tekrardan 30 bandına doğru bir hareketlilik göreceğiz. Ve artık burayı da açmamızda yolumuza devam edeceğiz. Şu an tabloda herhangi bir sıkıntı yok. Bir direnç hattına gelmişiz. Buradan direnç yemişiz. Özellikle 21 bandının üzerine atarsak buranın üzerine atmamızla birlikte yukarı yönlü hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum ben. Buradaki dip lokasyondan %25 yukarı gitmişiz. Şu an %30 yukarıdayız. Görmüş olduğumuz dip seviyeden de %60 %50 yukarıdayız. Bence hala bir değerlendirilebilir alanda durduğunu söyleyebiliriz. Özellikle şöyle bir baktığımızda tepe lokasyondan bu tarafa %75 aşağıda oturan coinlerden bir tanesi hali hazırda. Önemli mi? Bence önemli. Evet, son şöyle Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafında da arkadaşlar şu anda burada geri çekilmenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Günlük bazda özellikle böyle bir kapanış bence tatlı olacaktır. Ve burada muhtemelen destek alıp abi yukarı yönlü bir yükseliş hareketi gelmesini bekliyorum ben. Yani beklediğim hareket aslında burada bir W ile birlikte saatlikteki 4 saatlikteki o W ile birlikte 44 bandına doğru bir hareketlilik. Oradan red diyebiliriz veya kırdıktan sonra sert bir pump hareketi görebiliriz. Burada tamamen masadan çıkmak mantıklı mı? Yani şu dipleri görmemiş olsam, şu şeyi görmemiş olsam herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ben şu an temkinli olmak adına bir tık ayrıldım masadan. Kar oranım güzel olduğu için. Ama ilk fırsatta almayı düşünüyorum. Özellikle kırılımları görmemle birlikte. Yani 33 bandı aşıldıktan sonra deneyebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun, haberiniz olsun. Muhtemelen de denerim. Hatta burada 42.500 bandı bile aşılsa alma potansiyelim var. Bunu da Telegram kanalından yazarım. Aşağı yönünde özellikle 39.250 bandı değerlendirilebilir. 36.500 hattı değerlendirilebilir lokasyonlar benim için.
Bundan sonraki süreçte özellikle 36.500 altındaki kapanışlar bizim için tehlikeli olacaktır. Hocam RAM bakar mısın? Kral katıl butonuna katılsan zaten onlara özellikle ekstra hem yayın açıyorum hem de şey yapıyorum. Daha makul olabilir senin için bak. Yani abi şu bağış butonuna atmaktansa katıla katılın. Katıldan bak zaten katıldaki arkadaşların olabildiğince söylediklerine bakmaya çalışıyorum. Hadi RAM bakalım ondan sonra kapatalım. RAM tarafına baktığımızda ise abi şu anda 43 bandının altında kapanış görmediğimizde 43.6 bandının altında bir kapanış gelmediği sürece sıkıntı yok. Burada bir akümüle döneminde tekrardan yukarı yönelik patlama ihtimalimiz var gibi duruyor. Özellikle şöyle bir baktığımızda burada güzel bir lokasyonun üzerine çıkmışız. Neresi? 42 bandının üzerine çıkmışız. Bu bandı kırmadığımız sürece aslında bir sıkıntı yok diyelim. Hadi şurayı iptal edelim. 42 bandının üzerine çıkmadığımız sürece sıkıntı yok. Pardon, altına düşmediğimiz sürece baktığımız zaman da özellikle nereye kadar hedefliyor, böyle 60 bandına doğru bir hedef lokasyonu var. Buradan %30'da kar demek açıkçası o banda gitmesi hedef lokasyonuna. Hadi diyelim ki şu banda gitti, burada da aslında güzel bir kar oranı verecektir 49 bandında. Şöyle baktığımızda 49 bandına gitmesi demek de %8-9 kar demek ilk etapta. Şöyle bir bakıyoruz, yine bütün ortalamaların üzerinde geçmişiz. Ortalama desteklerimiz birazcık geride kalmış, buralara düşmesi zaten üzecektir. Ama yine de burada ana destek hattının 37 olduğunu söylememiz gerekir. Ortalamalardan da destek almışız. Tekrardan düşerse değerlendirilebilir mi? Evet, belki değerlendirilebilir. Tablosu çok olumsuz değil. Günlük bazda da bayağı arka arkaya yine devam etmişiz. Bir düzeltme hareketi gelmesi durumunda 40 bandı önemli bir destek hattı olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarıda 50 bandı, hemen üzerinde de 57 bandı bizim için direnç hatları. Burada güzel bir W geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda burada güzel bir W'muz var aslında. Özellikle şu bandı kırmamızla birlikte 47 bandını yukarı yönlü muhtemelen hedef lokasyonu 56-57 bandı, hatta 60 bandı olacaktır diyebiliriz. Hatta diyelim ki 57-58 bandı zaten çok güzel kar bırakacak lokasyonlar. Oraların kırılımıyla birlikte de asıl büyük hareketlilik o zaman başlayabilir. Tabloda herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu an için. Ya Bitcoin ters bir hareket yapmadığı sürece arkadaşlar burada yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Nerede? Hop şurada. İtibaren alacağız. Bakalım bu kırılım gelirse yukarı yönlü güzel bir lokasyona ilerlemesini bekleriz. Düzeltmelerde de dediğim gibi stop lokasyonlarını iyi takip etmen lazım. Son şeyde safhada yükseldiği için birazcık ortalamalar geride kalmış. Bundan kaynaklı sıkıntı yaratabilir, o da var. Burada da önemli 42 seviyesi yine. 42'yi takip et ya, 42 kırılmadığı sürece çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak. Süresini yazdık mı? Ren'in yazmadık. 01 29 00. Ren şuraya da ekleyebiliyoruz. Tam da 100 oldu abi. Yeterli. Bu kadar. Evet. Rica ederim. Beğen butonuna basarak abi kanala destek olabilirsiniz. Onun dışında anlatacağım ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. BCD coin'in Binance'dan USDT üzerinden alamıyor muyuz? Hayır abi, şeyden alabiliyoruz. Bunu bir de USDT paritesini açarlarsa aslında çok tatlı olur. Önümüzdeki süreçte 40 dolarları görme potansiyelimiz var diye düşünüyorum. Ama alırken tehlikeli olduğunu unutma bak. Bunu söyleyeyim. Ben hala alım yapmıyorum. Net sepet yaptığımız dönemde, yani piyasanın ciddi anlamda sepet yapılabilir alana geldiği yerlerde alım yapıyorum Bitcoin Diamond'da. Bilgin olsun. Arkadaşlar yarın bakalım kalan coinlere de. Yeter, hafta kapanışını da değerlendireceğim yarın. Hafta kapanışıyla birlikte birkaç coin daha bakarım. Bu videonun, bakın bu videonun yorum kısmına bırakın. Yorum kısmına bıraktığınız her coin'i yarın değerlendireceğim. Bir coin bırakıyorsunuz ama kişi başı. Yarın bıraktığınız bu coin'lerin hepsini değerlendireceğim. Bugün değerlendirdiklerim haricinde bırakmanız lazım. Kalın Ada, Serdar Ali Ada'ya da şöyle hızlıca bakayım. Hadi.
Adaya da şöyle bir baktığımızda bütün ortalamaların üzerine 60 saatlik de saatlik çok önemli değil bizim için şu anda. Özellikle burada çok önemli bir lokasyona geri çekilmişiz. 1.34 bandı diyelim. 1.34 bandı üzerindeki buradaki kapanış bizim için değerli aslında. Tekrardan burada güzel bir tepe lokasyonu görüyoruz. Şu anda da bütün ortalamaların üzerine attığımız gerçeği aşikar. Baktığımız zaman çok kuvvetli bir hat. 1.29 bandı. 1.29'un altına atmadığımız sürece şu anda aslında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hem MA50 hem MA100 hem MA200 hemen hemen hepsi orada arkadaşlar. Burada ciddi bir birikim var. Önemli bir destek direnç hattı var. Bundan kaynaklı tabloda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yakın destek hattı olarak ortalama olarak baktığımızda yakın destek hattına 1.32 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle bir tablo üzerinde bakalım. Burada destek lokasyonu neresi çıkartırız? Daha önemli. Yani belki şu bant olabilir 1.32, yani 1.32 aynen ya 1.32 diyelim. 1.32'nin destek olmasını bekleriz. 1.32'nin altına aldığı takdirde 1.29 bandına doğru bir gevşeme hareketi görebiliriz burada adada. Günlük bazda bakmadan önce şöyle bir yükseliş hareketini görmek istiyorum. Daha %30 hareket etmişiz. Özellikle 1.44 bandını aşmamızla birlikte bak burada yukarı yönlü tekrardan güzel bir hareketlenme bekleyebiliriz ada tarafında da. Cordano güzel anlaşmalar yapmaya başladı son safhada. Bundan kaynaklı olarak Cardano tarafında daha önemli fiyat hareketleri önümüzdeki süreçte uzun vadede beklenebilir. Aday yatırımcılarının yüzü, yani uzun vade yüklü yatırımcıların yüzü ciddi anlamda gülebilir bu bağlamda arkadaşlar. Şöyle bir tabloya baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Devam diyor açıkçası. Özellikle günlükte bile burada bütün ortalamaların üzerinde olması bizim için çok tatlı oldu. Şu an baktığımız zaman şu mumla birlikte, yani bugünle birlikte ortalamaların üzerine atmışız. Bundan sonra destek hattı burada da 1.32 duruyor yine. Ya yani burada 1.32 bandı bizim için çok 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 değerli. Yani 1.32'nin altında 4 saatlik ve günlük kapanış gelmesiyle birlikte stop olmak gerekir. Yani stop lokasyonu için makul bir alan. Ama onun dışında bu bandın üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yön yukarı duruyor açıkçası. Önümüzde 1.44-1.50 direnç hatları var. Yukarı yönlü ondan sonra 1.70 hattı bizim için önemli olacak. Bence 1.44 kırıldıktan sonra 1.50'de çok takılmamızı beklemiyorum ben. Evet, küçük bir satıcı baskısıyla karşılaşırız yine ama yukarı yönlü devam ederiz. Burada yeter ki Bitcoin yatay hareketine devam etsin. Ada da buradan nasibini alacaktır. Açıkçası şu an dominans tarafının biraz yükselmesi gerektiği görüşündeyim. 47'ye kadar gevşedik. Bu olumsuz bir durum. Çok net söylüyorum. Ciddi anlamda olumsuz bir durum. Umarım günlükte alçalan dip yapmayız. Hatta şurayı sayarsak aslında bir dipte görmüş durumdayız. Yani şu an tehlikeli lokasyonlara doğru ilerliyoruz. Nereye kadar gevşeyebilir? 46.80, 46.90 bandına kadar bir gevşeme hareketi. Arkasından tekrardan bir toparlanma görürüz umarım. Şu an sıkıntı. Yani dominans tarafının gitmesi lazım abi. Yukarı gitmesi lazım ki Bitcoin de yukarı hareket etsin. Devam edelim yolumuza. Ama bu bantta kalıp da dominans aşağı iner. Altcoin'ler hareket eder. Bitcoin de oradan bir çöküşe geçerse geçmiş olsun arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte sıkıntı yaşayabiliriz diyebiliriz. Şu an için tabloda ekstra anlatabileceğim bir şey yok zaten. Evet, şöyle bir son kez sorulara bakayım ve yayını kapatayım arkadaşlar. TRX baktım arkadaşlar. Geriye sararsanız eğer hemen kaçıncı dakikada olduğunu söyleyeyim. TRX 7.30'da abi. Hemen zaten aşağı butonda hangi coin'in nerede olduğu yazıyor. Beğen butonuna basarak son kez hatırlatalım. Kanala destek olmayı unutmayalım. Ayrıca TikTok kanalına arkadaşlar, bakın şu TikTok kanalına katılmayı unutmayın. Altcoin analizlerinin çoğunu buradan yapmayı düşünüyorum. TikTok ne kadar sevmediğim bir platform olsa da canlı yayın için özellikle kullanmayı düşünüyorum bundan sonraki süreçte bu tarafı. Dediğim gibi Instagram'dan yapmayı düşünüyordum. Instagram'ı burada TikTok tarafına çektik. Bakalım uygulayabilirsek buradan uzun canlı yayınları buradan ama yine önemli videoları falan tamamını YouTube'dan devam edeceğiz. Ascoin'de de arkadaşlar burada ücretsiz Ascoin'lerinizi almayı unutmayın diyelim. Referans linkine tıklıyorsunuz. Airdrop'a katılıyorsunuz. Airdrop sonunda hesabınıza 50 Ascoin atıyorlar abi. Bence değerlendirilebilir yani bu tarz, yani bedava bulmuşsun sonuçta, al yani ne zarar edeceksin. Onun dışında ekstra bir durum var mı? Şu an için ekstra bir durum yok arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Adayını da şu yorumunda yazmış olayım hatta adaya baktığımızda.
01 34 diyelim. 00 artık yatırımcısı birazcık arasın. Öyle bulsun. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere seviliyorsunuz.